sporu Süper Likte tutmak. Ama e, Zeki abinin özellikle belirttiği o istenilen fırsat bir türlü hocaya verilmedi cümlesine siz kendinize dönüp baktığınızda nasıl cevaplarsınız? Şöyle diyeyim aslında Bursa Spor'da lig dördüncüsü olduk ve e, o dönemde puantaja baktığında e, teknik ekip çok yüksek puan aldı. Erciyes'te mesela UEFA bizi teknik heyet olarak Kayseri Erciyes Spor'da ve ikinci yarının en iyi çıkış yapan takımı verdi UEFA. Tabii kimse göremiyor. Veya Gaziantep'te müthiş bir kadro yakalamıştık. Sonra başkan talihsiz olaylar geldi başkanın başına. Şunu söyleyeyim. Buraya gelirken de Malatyaspor'a gelirken de e, Sayın Başkanımız Adil Bey'e şunu söyledi. Biz bu seneye atlatacağız Allah'ın izniyle. Ama sen bana seneye ilk yediye takım yap. Ben onu ilk dörde oynatacağım. Ama sen bana ilk yediye takım yap. Ben teknik eğitimin katkısıyla o takımı ilk dörde oynatacağım. Dolayısıyla arkadaşlar bir teknik adamı teknik adam şampiyon futbolcular yapıyor kaliteli oyuncular yapıyor yani çok iyi teknik adam olabiliyorsunuz ama iyi kadroya sahip olmak farklı bir şey yani oyuncu kalitesi işte burada ekonomik yapılar var oyuncuların kalitesi var o takımı geliştirme var dolayısıyla pes etmiş değiliz savaşa devam sonunda mutlaka bunu başaracağız mutlaka şampiyon olacak Hikmet Karaman'ın teknik ekibi bunu Türkiye duysun çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için dileriz bundan sonra sağlıklı günlerde güzel haberlerle bir araya geliriz. Size, ekibinize, futbolcularınıza BTC Türkiye Malatyaspor'a ligin devamında başarılar diliyoruz hocam. Ben de A Spor ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Bir şey daha hatırlatayım hemen konuya Tabii girmeden. Tabii ki. Çünkü konular üst üste gelmeye başladı. Evet. Levent Bıçakçı şu anda UEFA tahkim kurulunda görevli. Yani burada Levent Bıçakçı'nın Sayın Levent Bıçakçı'nın ağırlığını da göreceğiz tabii ki. Dediğimiz gibi bu kararı veren merci son karar verici bir merci değil. Trabzonspor'un kasa gitmeden önce tahkime gitme şansı var ve tahkim kurulunda görevli olan kişi de kişilerden biri de sayın Levent Bıçakçı bu konuda Levent Bıçakçı'ya da büyük görev düşüyor. Peki Trabzonspor'un kalan maçlarına bir göz atalım. Trabzonspor'la başladık programımıza. Devamında tabii ki bu sürecin Trabzonspor'u nasıl etkileyeceği taraftar evet. tarafından çok merak ediliyor. Trabzonspor resmi sitesi üzerinden bir evet. açıklama yapacak. Bekliyoruz. Trabzonspor 53 puanla lider durumda. Evet. Süper Lig'de pandemi sonrası kalan maçlarına Göztepe deplasmanıyla başlayacak. Evet. Aytemiz Alanya Spor'la yine deplasmanda Ankara gücü ile içeride Galatasaray deplasmanı var. Antalya Spor'la evinde Denizli Spor'la deplasmanda Konya Spor'la içeride Kayseri Spor'la dışarıda oynayacak. Evet. Ama e, ben bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz Zeki Uzundurukan artık deplasman ev sahibi durumunun çünkü Bundesliga'da da gördük. Evet. Yani deplasmanda takımların nasıl puanlar aldıklarını, şaşırtıcı puanlar aldıklarını. Artık ev sahibi deplasman ayrımının biraz ortadan kalkacağını düşünüyorum ben. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ben şöyle katılıyorum. Tabii ki seyirci faktörü nedeniyle, 12. Adam faktörü nedeniyle. Ee, bu iş en çok şampiyonluk yarışında Başakşehir'de yarayacaktır. Çünkü seyirciden yoksun mücadele ediyor. Ama Trabzonspor'un kalan 8 haftada baktığımızda 5 deplasmanı var. Yolculuk olarak düşündüğümüzde ben onu hesaplamıştım. 10.250 kilometre yol yapacak Trabzonspor. Yani e, Trabzonspor'u bu yarışta yol e, mesafeleri çok yıpratacak. Gidiş gelişler, evet. yolculuklar yıpratacak. Bir de tabii Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacak Trabzonspor. Hani Fenerbahçe'ye geçerse İstanbul. sonuçta final oynayacak. Ona baktığımızda Trabzonspor'un e, fazlaca deplasmanı var. Seyahatler yoracaktır takımı. Tabii ki burada dediğimiz gibi şimdi bu şok ceza, e, şok etkisi yaratmıştır Trabzon'da ama başkan ılımlı konuşacaktır. Gelen bilgiler de dediğim gibi işte e, tahkime gidebilecek Trabzonspor. Ee, ve iki yıl son iki yani önümüzdeki iki sezonun birinde çekecek bu cezayı eğer ikna edemezse o yafayı. ama bu cezayı veren kuruluş, kuruluş e, karar verici bir merci değil ve Trabzonspor kasdan önce tahkime gidebiliyor tahkim kurulundaki görevli evet. kişilerden biri de Sayın Levent Bıçakçı Levent Bıçakçı'nın da Trabzonspor'un ve Türk futbolunun haklarını en iyi şekilde koruması lazım Trabzonspor'un Hukuk Kurulu çok iyi bir savunma hazırlaması, sunum hazırlaması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu ve Sayın Nihat Özdemir'in de Levent devlet ile bağlantıya geçip çok iyi bir şekilde Türkiye'deki futbolu yöneten paydaşlar bir araya gelip, kenetlenip Trabzonspor'un hakkını savunmaları lazım. Bu cezayı kaldırmaları lazım ki bu cezanın ardından, bakın Trabzonspor'a verilen cezanın ardından üst üste cezalar gelecektir Avrupa'ya gidecek olan takımlara. Bu çok kötü, o evet. yüzden... Ee, yol yakınken en başta Trabzon'la bu işe başlamak lazım. Peki hemen Medipol Başakşehir'in de yine 53 evet. puanda Medipol Başakşehir. Averajda ikinci sırada yer alıyor. Kalan maçlarına şöyle bir bakalım. Ee, özellikle son sezonlarda son maça kadar neredeyse Medipol Başakşehir şampiyonluktaki en önemli adaylardan, kritik adaylardan biri oluyor. Kalan maçlarda Ankara gücüyle, ile Galatasaray, Antalya Sporla, Denizli Sporla, Konya Sporla, Kayserisporla ve Kasımpaşa evet. ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir hemen pandemi öncesinde de Trabzonsporla karşı karşıya gelmişti. Şampiyonluktaki evet. en büyük rakibi ve karşılaşma berabere tamamlanmıştı. Bakalım kalan maçlarda bu kez Medipol Başakşehir neler yapabilecek? Yani Zekil bir defa. Başakşehir'in avantajı şu, onlar da çok iyi çalıştılar, kapalı kutu, hiçbir polemiğe girmediler, çok iyi çalıştıklarını biliyorum. Okan Acoy'u çok e, tebrik ediyorum, çok başarılı bir hoca, şu anda büyük takımları da hak ediyor. Eğer bu sene Başakşehir'le şampiyon olamazsa e, Sayın Okan Buruk'un, ben şampiyonluğu oynayacak büyük bir takımlara da gidebileceğini düşünüyorum. Ama e, burada ben en büyük tedirginliğim şu şampiyonluğu oynayan takımlar açısından, hakemler. Hakemler bir defa şunun deme hakkı yok artık. İşte seyirci baskısı. Bir defa taraftar baskısı yok. Çok rahat olacaklar. İşte pandemi kuralları nedeniyle futbolcu itiraz için bir buçuk metreden fazla da hakeme yaklaşamayacak. Bu kadar rahatken, var da devredeyken hakemlerin sıfır hata yapması lazım. Bakın bir hakem hatasıyla ve varın bu hakemin yaptığı hatayı görmezden gelmesiyle bir takım küme düşebilir. Aynı şekilde şampiyonluğu oynayan bir takım hakemin yanlış bir kararıyla canı yanarsa var da yine görmezden gelirse şampiyonluktan olabilir. Bunun en canlı örneğini en son Trabzonspor Başakşehir maçında gördük. Bakayemenin pozisyonu bütün dünya, bütün Türkiye, evet. herkes bakayemenin pozisyonunda net penaltı olduğunda fikir birliğine vardı. Hatta merkez hakem kurulu başkanı e, TFF antetli kağıdında ki bunu biz fotomaçta yayınladık pozisyonun e, penaltı olduğunu hem VAR'a sistem ediyor hem maçın hakemine sistem ediyor ve pozisyonda Şikertel'e e, bakayımeyi çekip hem formasından çekip hem omuzuyla yere doğru indiren baskı yapan Şikertel'e de sarı kart gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Yani aslında şu anda Trabzonspor belki de puan puana lider değil. E, Başakşehir'in iki puan önünde evet. lider olabilirdi. Yani kalan bu 8 haftada 8 haftada şampiyonluğu oynayan takımlara da hakem oyunlar olabilir. Var da yine bir takım şeyleri görmezden gelebilir. Yine küme düşme hattında da yine bir takım oyunlar olabilir. Burada MHK'ye çok büyük görevler düşüyor. Bunun dışında da Futbol Federasyonu'ndaki kurullara, tahkim kurulu ve disiplin kurullarındaki hukukçulara çok görevler düşüyor. Takım isimleri, başkan isimlerini gözetip de cezalar konusunda e, ciddiyetsiz davranırlarsa ya da adaletin terazisine uyacak şekilde raporlar hazırlamazlarsa Baytürk futbolunun haline dediğim gibi herkesin sıfır riskle nasıl sağlık kurulu pandemi sürecinde bu 8 hafta ile ilgili sıfır risk için bir sürü kural belirlediyse Merkez Hakem Kurulu da hakemleri Riva'da kamp alıp sezon bitene kadar bu kampta tutacağına göre onları evet. o şekilde tut etmesi lazım. Futbol Federasyonu'nda tahkim kurullarını bu konuda hukukçularına ciddi anlamda uyarması lazım. Her konuda sıfır riskle yapılması lazım. Adaletli bir lig olması lazım kalan 8 haftada. Evet. Küme düşen e, başarısız oldu düştü dememiz lazım. Şampiyon olan için de anasının ak sütü gibi şampiyonluğu helal etti. Aslanlar gibi mücadele etti ve birinci oldu dememiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Son durukan kıymetli değerlendirmeleriniz için. Programımızda her takımın pandemi öncesi son durumunu sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün lige doğruyu Galatasaray'ın son durumuyla Noktalıyoruz efendim. Aynı zamanda bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi e, bu ekranlar aracılığıyla ulaştıralım. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tedavisi, hastanedeki tedavisi bugün tamamlandı. Geçmiş olsun diyelim. Umarız en yakın zamanda sağlığına kavuşur, aramıza döner. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.